Evet sevgili izleyicilerimiz, bu hafta ekibimizin yolu İstanbul'un yükselen yıldızı Avcılar'a düştü. Avcılar, Avrupa yakasında Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasında E5 olarak bildiğimiz karayolu üzerinde bir ilçedir. Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece ilçeleriyle sınırlıdır. Avcılar Köyü, bugünkü belediye binasının bulunduğu alanda Bulgaristan'ın Vetova ve Razgrad'da yaşayan iki köy halkı tarafından kurulmuştur. O dönemde Avcılar'a yerleşen halk, balıkçılıktan anlamadığı için geçimini hem çiftçilikle hem de İstanbul'dan bu bölgeye gelen avcılara rehberlik yaparak sağlarlar. Zaten köyün ismi de buraya gelen avcılardan alınmıştır. 1934 yılında o dönemdeki muhtarların ortak hareket etmesi sonucunda Ambarlı ve Avcılar Köyü, Avcılar ismi altında birleşmiştir. Bulgaristan'ın Orta Köyü'ne bağlı Balcıbük Köyü'nde yaşamlarını sürdüren Türkler, 1928 yılı sonlarında Türkiye'ye gelerek Firuzköy'e yerleşmiştir. Firuzköy, köy statüsünü 12 Eylül darbesine kadar sürdürmüştür. 1950'li yıllardan itibaren başlayan İstanbul'un istimlaki sonrasında Avcılar bölgesine sanayi gelmeye başlar. Daha sonra da buralara yazlık kışlık evler yapılmaya başlar. 1966 yılında belediye olduğunda Avcılar'ın son muhtarı olan Yusuf Korlu ilk belediye başkanı olmuştur. 1980'de Firuzköy'de Avcılar Belediyesi'ne katılarak köy statüsünü kaybetmiştir. Şimdilerde Avcılar'da metal ve tekstil sanayi oldukça gelişmiş olup 250'nin üzerinde irili ufaklı sanayi kuruluşu bulunmaktadır. 99 depreminde çok ağır darbe alan Avcılar, ciddi anlamda nüfusta kaybetmiş olmasına rağmen bugünlerde eski nüfusunu yeniden kazanır ve arttırır. Şu an 400 bini aşmış bulunmaktadır. İstanbul'un yükselen yıldızı Avcılar'a artık bir kadın eli değiyor. 30 Mart yerel seçimlerinde Avcılar Belediye Başkanlığı'na Doktor Handan Toprak seçilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile başlamış olduğu eğitimine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile bitiren Doktor Handan Toprak, uzun yıllar devlet memuru olması nedeniyle dışarıdan destek vermiş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif görev almak üzere 30 Mart yerel seçim öncesi aday olmuştur. Avcılar Sağlık Ocakları'nda işçi sağlığı birimlerinde danışman ve hekim olarak görev alan Toprak, daha sonra Avcılar'ın en büyük özel hastanelerinin birinde başhekimlik yapmıştır. 1960 Sivas doğumlu olan Doktor Handan Toprak, evli ve bir çocuk annesidir. Evet sevgili izleyiciler, biraz önce anonsta da söylediğimiz gibi kadın başkanlarla yola çıkıyoruz. Kadın başkanlarla devam edeceğiz öncelikli olarak ve Doktor Handan Hanım'la birlikteyiz. Merhabalar efendim. Merhaba. Avcılarla, söz konusu avcılar ve avcılara kadın el değdi. Biz izleyicilere sorduğumuzda izleyiciler dediler ki kadın el değdiği yavaş yavaş belli olmaya başladı. İki ay içerisinde bu kısacık zamanda kadın elinin değdiğini fark ettirmişsiniz yani. Öncelikle bu konuda tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi biz gittiğimiz yerlerde öncelikle gidiyoruz, sokaktaki insanlara soruyoruz neler var, neler oluyor falan diye. Dediler ki bize çocuk ve gençler için ciddi bir çalışmalar başlatıldı. Thank you.
Geleceğin büyükleri olarak çocuklardan başlayalım o zaman sohbetimize. Nedir evet. Bu? Şimdi biz özellikle seçim öncesi de dezavantajlı gruplarla ilgili birçok yapacağımız çalışmaları söylemiştik. Bunların başında çocuklar ve gençler geliyor. Bütün sosyal projelerimizin de ana temasını öncelikle dezavantajlı gruplardan oluşturduk. Evet. Çocuklara ve gençlere sözlerimiz vardı. Ve bu konuda geçmişten beri yapılmış çalışmalarımızda şöyle ki, gençlerin ve çocukların donanımlarını artırdığınız zaman geleceğe sağlıklı, özgüvenli bireyler yetiştiriyorsunuz. Onun haricinde ayrıca bilimsel olarak tespit edilmiş ki sanat ve spor ve gençler üzerindeki özellikle yoksul çocuklar üzerinde herhangi bir madde bağımlılığı, suça eğilimi bunların ortadan kaldırıldığı da tespit edilmiş. Şimdi biz bu bilimsel tespitler üzerinden çalışmalarımızı yaptık ve 2 ay içinde de faaliyete geçirdik. Şöyle ki, gençler için spor müdürlüğümüzü kurduk. Evet. Ve aynı zamanda da... Gençler için spor müdürlüğü, ayrı bir müdürlük kuruldu tabii yani. Tabii, spor müdürlüğü kuruldu. Sporla ilgili yapacağımız çalışmaları da organize ve koordine etmek üzere. Dahası burada bir spor kompleksi yapılmak üzere projelendirilmişti ve orada orta öğrenim alanında bir yer vardı ve spor lisesi kurulmak üzere Milli Eğitim'den şu anda yazı bekliyoruz. Evet. Ve biz özellikle kırsal mahallelere yakın bir yerde yapılmış büyük bir stadyumumuz var ve büyük bir kompleks var. O kompleksin eşliğinde yanına gençlerin spor lisesinde okurken aynı zamanda kapalı yüzme havuzundan tenis kortuna kadar tüm spor yapabilecekleri faaliyet alanını da bitirerek teslim edeceğiz. Bu arada gençlerin sporla şimdi tanışıklığını da sürdürmek için bir yıl projeleri hayata geçirdik. Mahallelerin spor takımlarının desteklenmesine kadar. Evet. Sporla. Gelelim sanata. Diğer öğe de ruh sağlığını ve beden sağlığını geliştiren ve üzerindeki travmatik etkileri de azaltan yoksulluk gibi özelliklerden birisi de sanat. Sanatla ilgili olarak da konservatuar açmak üzere orkestra müdürlüğünü kurduk. Orkestra müdürlüğümüz kuruldu. Konservatuarımız da kuruluyor ve Eylül'de biz eğitime başlayacağız. Şimdi konservatuar da bize ne sağlayacak? Çok yetenekli öğrencilerin, üniversiteden şu anda eğitimini görenlerin yarı zamanlı okuyabileceği bir alan. Evet. Ve burada yetişecek öğrenciler daha staj döneminde bizim kırsal mahalledeki çocuklara gittikleri mahalledeki stajlarla birlikte o çocukları sanatla buluşturacaklar. Biz hem sanat yaparken, eğitimini alırken diğer çocukların da sanatla buluşmasını sağlayacak. Ve biz sanatla aynı zamanda hem donanımlarını artıracağız gençlerimizin, hem onlara bir akademik ortamda sanat eğitimi vereceğiz. Hem de diğer çocukların da aynı zamanda donanımlarını artırıp onların da yoksulluğun onlar üzerinde yapmış olduğu travmatik şeyi de ortadan kaldırır. Yani El Sistema'da olduğu gibi Venezuela'da bu denenmiş ve çok başarılı olmuş bir sistem. Biz avcılarda da benzeri bir sistemle
çalışacağız. Yani fakir mahallelerdeki çocuklar konservatuvarla tanışacaklar. Evet. Sanatla tanışacaklar. Sanatla tanışacaklar. Kültürle tanışacaklar. Evet. Yani her çocuk bir sanat dalıyla uğraşsın, bir müzik aleti çalsın ve bir spor dalıyla uğraşsın istiyoruz. Bunun için de gereken tüm altyapıyı kurduk. Müdürlük bazında da. Peki, çok güzel. Bir kadın başkan olarak kadınlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Başında daha önce şey demiştiniz, kadın belediyeciliği, kadınlarla ilgili kadın dostu belediyecilik yapacağız demiştiniz. Evet. Şimdi faaliyetlere başladım, onlarla ilgili çalışmalara başladım. Evet, kesinlikle. Şimdi güzel olan bir şey de bizden önceki belediyenin de yapmış olduğu faaliyetlere bir entegrasyonumuz oldu. Kadın sığınma evimiz yapılıyor ve bitmek üzere. Eski başkana bir selam gönderelim mi? Evet, o zaman, buradan da selam gönderelim tabii ki. Hizmetin devamlılığında bu entegrasyonu da sağlamış oluyoruz. Bugün şimdi meclisten geçti. Siz yanımızdayken biz Kadın ve Aile Müdürlüğü'nü kurduk Avcılar'da. Çok güzel. Biz de bugün şahit olduk buna. Evet. Kadın ve Aile Müdürlüğü'nün özellikle spesifik çalışmasıyla bundan sonra kadın sığınma evi bir taraftan yapılırken, kadın konuk evi diyelim ona, daha böyle kadın şey olsun, evet, kadına yakışır bir şey olsun. Aynı zamanda kadın danışma merkezlerini de kurarak her mahallede de biz kadınla ilgili çalışmalarımızı sürdürmek üzere müdürlüğümüz bünyesinde de hız vereceğiz. Kadının sadece yaşadığı şey travma, şiddet değil. Bunlar için mutlaka yapmak gerekiyor ki bunu yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca kadının ekonomik ve sosyal hayata katılımı da gerçekleştirmek gerekiyor. Bununla ilgili bu projelerimizi de yürütecektir aynı zamanda Kadın ve Aile Müdürlüğümüz. Evet. Kadın ve Aile Müdürlüğü kuruldu. Engelsizlerle ilgili neler yaptınız? Evet. Dedik ki biz engelsiz belediye olmalıyız demiştik. Zaten meclisimizde de bir arkadaşımıza yer verdik. Engellerini kaldırmış bir arkadaşımız var. Evet. Kendi hem de hukuk komisyonunun başkanı, avukatı olduğu için. Biz şimdi engelli merkezimizi de komisyonumuzun da ışığında kuruyoruz. Engellerle ilgili yaptığımız ilk faaliyet zaten şöyle oldu. Bize çok güzel çiçekler getiriyorlar. Biz buradan çok teşekkür ediyoruz bizi tebrik etmeye gelenlere. O çiçeklerimizi görüyoruz, kokluyoruz, sergiliyoruz. Sonra da evet, sonra da çiçekçilerle dedik ki, biz dedik bir sizinle takas gerçekleştirebilir miyiz? Biz çiçeklerimizi size hediye edelim. Siz de bize tekerlekli sandalye, akülü sandalye hediye etseniz de harika. Biz de onları böyle kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine ulaştırsak diye. Ve bunu gerçekleştirdik ilk günden beri. Bize gelen çiçeklerimiz tekerlekli akülü sandalyeye dönüşüyor. Evet, biz engeller haftasında da Mayıs ayında engellilerin hepsinin envanterini tutup onları tek tek sağlık müdürümüz ve hemşiremizle birlikte, bizzat ben de katıldım, evlerinde ziyaret ettik. İhtiyaç sahiplerine de o sandalyelerimizi hediye ettik, etmeye de devam edeceğiz. Dahası bir merkezi kurduğumuz zaman sadece bunlar başvurularla olmayacak. Merkezimizde engellilerin tüm ihtiyaçları, istekleri ve onların ekonomik ve toplumsal hayata yine katılımı sağlanacak. Evet. Bununla ilgili çalışmamız da sürüyor. Avcılar yapısı itibariyle emeklilerin ve yaşlıların yoğun yaşadığı bir yer. Daha evet. Önceden burada emekliler kahvesi var. O kahvede sabahları ücretsiz simit dağıtılırdı. Evet. Hala devam ediyor mu? Halen devam ediyor. Zaman zaman ben de onların kahvaltılarına katılıyorum. Sabah bizim engeller emekliler kafesinde simitlerimiz, çaylarımız dağıtılıyor. Oturuyoruz. Simit çay kahvaltısı yapıyoruz. Dahasını da yapacağız. Ben geriatriye çok önem verdim hekimlik hayatım boyunca. Onun için burada da yaşlıların, özellikle kimsesiz olanların evlerine ziyaretle ve evde yaşamını sürdürmesiyle ilgili biz de teşvikle çalışacağız. Ayrıca şu anda bizim huzur evimizde yapılıyor. Evet. Evet, evinde kendi yaşamını sürdüremeyen emeklimizi daha sonra da biz onu geriatrik bakımını da üstlenerek huzur evimize alacağız. İşte ise eş dost olur, arkadaş olur. Kesinlikle. Yalnız evet. Da mahkum edilmemiş asla olur. Asla ve asla. Çünkü bizim 3 tane emekli mahallemiz var. Biz tipik bir İstanbul'uz. Kırsalımız var, emekli mahallemiz var. Bununla ilgili olarak yaşlılarla ve emeklilerle dezavantajlı evet. Gruplardan, önemli gruplardan birisi. Onların da yanındayız.
Bu son zamanlarda bazı anma etkinlikleri yapılmış. Sokaktaki vatandaş çok memnun. Başlık Mahsun-u Şerif almışsınız. Daha sonra Necat Birdoğan anılmış herhalde. Başka evet, kimler anıldı? Evet. Şimdi biz Necat Birdoğan, Avcılar'da yaşayıp hayatını Avcılar'da kaybeden araştırmacı yazarlarımızdan çok önemli bir yazarımız. Çok ciddi evet, bir araştırmacı Anadolu'nun yazardı. Gizli kalmış tüm kültürlerini araştıran ve bize emanet eden bir yazarımız. Onun için biz Mayıs ayının hemen ilk haftasında Necat Birdoğan'ı anarak başladık. Yalnız bu sadece münferit bir anmayla kalmayacak. Biz Necat Birdoğan araştırma ödüllerinin de her yıl verilmesini ve yapılmak üzere bir karar da aldık. Necat Birdoğan araştırma ödülleri vereceğiz. Bundan sonra yazarları, özellikle gençleri araştırmaya da teşvik edeceğine de inanıyoruz. O nedenle de her yıl sürecek. Evet. Sonra Aşık Mahsuni Şerif'i andık. Çok değerli sanatçılarımız yine katıldılar. Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Ali Mahsuni, torunu Yiğit Mahsuni olmak üzere bizim milletvekillerimizden Isparta milletvekilimiz Alaydar Öner geldi. Çok güzel bir şekilde katıldı. Gazetecimiz yine Miyase İlknur çok güzel bir şekilde de Aşık Mahsuni Şerif'i anlattı. Ama o anmada çok önemli bir konu vardı. Soma. Evet. 20 yıl önce Aşık Mahsuni Şerif madencilerle ilgili bir türkü yapmış. Yani aradan işte ne kadar zaman geçmiş? 20 yıl geçmiş. Şu anda yaşamıyor. Ama söylediği her şey sanki bugün için söylemiş. Evet. Biz Soma'nın görüntüleriyle Aşık Mahsuni Şerif'in türküsünü birleştirdiğimizde ortaya yine bir dram ve Soma dramını anlattı ve çok güzel bir duygulandınız bu arada. Çok duygulandı. O zaman herkes biz, çok biz şu an o zaman hemen o geceye gidelim. Kısa bir ara verelim. O geceye gidelim. Sonra tekrar devam edelim. Çok duygulandınız çünkü. Çok teşekkür ederim. Kuyular derindir, burada kalır madenciler. Ücreti bir aferindir, zehir solur madenciler. Cildi kara yüzleri ak, yaşamadan hayli uzak. Kömür gibi kadere bak, bilmem nodur madenciler. Cildi kara yüzleri ak, yaşamadan hayli uzak. Kömür gibi kadere bak, bilmem ne olur madenciler. Barış Değirmenci. Barış Değirmenci. İzmirleri çıkarıp Gürüzü gelir uykuday, nice canlar yuday yuday. Biz cennette o uykuday, toplu ölür madenciler. Dile kolay kuyu dibi, salınır gezer sahibi. Bin senelik maden gibi, fosil odur madenciler. Dile kolay kuyu dibi, salınır gezer sahibi. Bin senelik maden gibi, fosil odur madenciler. Thank you.
sevda güder. Derinlerden selam eder. Bu dünyadan kömür gider. Duman gelir madenciler. Der mahsuni kuyu dardır. Bize kolay ona zordur. Bir onurlu deri vardır. Bunu bilir madenciler. Der mahsuni kuyu dardır. Bize kolay ona zordur. Bir onurlu deri vardır. Bunu bilir madenciler. Evet, gerçekten dram var. Yani evet. Biz devam edelim. Biraz toparlanırız sonra herhalde. Sonra Ahmet Arif'i Ahmet Arif andık. Evet. Anadolu'nun yiğit şairlerinin. Evet. O büyük ve yiğit şairimizi, ozanımızı andık. Orada da çok iyi bir anma etkinliği oldu. Sanatçımız İlyas Salman katıldı. Yine şairlerimizden de Aydın Öztürk. Evet. Değerli şairimiz. Değerli şairimiz çok güzel bir şekilde hem Ahmet Arif'i hem anıldı, anlatıldı. Ve bu sanat etkinliklerimiz anmasıyla, yad etmesiyle sürecek. Bir gelenek olarak Avcılar'da. Evet. Sevgili başkanım, biraz dağıldık şeyde. Bu klibi evet. izleyince de ama devam edeceğiz. Şimdi son bugünlere denk gelen Dünya Çevre Günü vardı. Dünya evet. Çevre Günü'nde neler yaptınız? Dünya Çevre Günü nedeniyle çocukları özendirmek üzere eko okul olan okullarla çevre bilinciyle ilgili bazı etkinliklerimiz oldu. Eylemlerimizde. Ancak asıl etkinliği bugün yapacağız. Bugün biz bilim insanlarıyla birlikte üniversiteden işte hocalarımız gelecek. Sayın Hüseyin Öztürk'ün de katıldığı, biliyorsunuz Kanal İstanbul'la ilgileniyor ve Kanal İstanbul'un Çekmece Gölü üzerinden yapılmasıyla oluşabilecek doğal etkileri de ortaya koyacak. Aynı zamanda belediyemizin de danışman olarak sürdüren Oğuz Hoca var ve profesörlerimiz var. Biz kendi hem partimizin de bu konuda görüşlerini beyan edecek çeşitli kuruş ve komisyonlarla birlikte bu çalışmayı da yapacağız. Bugün de çünkü Avcılar çok stratejik bir bölge. Coğrafi olarak da öyle. Göl kenarında, deniz kenarında, havaalanına yakın E5 ve E6 bağlantı yolları üzerinde. Dahası Avcılar'ın aynı zamanda Çekmece kıyıları sit alanı. Burada bir antik kent var, bir ören var. Evet. Şu anda kazıları çıkıyor. Batoniye antik kentinin üzerinde. Batoniye. Evet, Batoniye antik kentinin üzerinde ve Çekmece kıyılar üzerinde. Burada bir tarihi hazine yatıyor geçmişten. İstanbul'un bulunduğu yerin en eski uygarlığı Batoniye antik kenti. Onun dışında doğal sit alanları var. O nedenle de Avcılar'da yapılacak bir kentsel tasarımda, dönüşümde mutlaka buranın bir sit alanı olduğu, doğal sit alanı olduğu göz önünde bulundurulmalı. Antik şehrin üzerinde binalar kurulmamalı diyoruz yani. Kesinlikle kurulmamalı ve bu göl, Küçükçekmece Gölü yaşamını sürdürmeli. Geçen hafta Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümleri de tespit edilmişti. Bununla ilgili olarak araştırma da sürüyor. Canlılığını sürdürmesi gerekiyor. Bu alanın hem doğal sit alanı olarak hem tarihi sit alanı olarak canlılığını da sürdürmeli. Buraya yapılacak her türlü yapılanmada mutlaka göz önünde bulundurmalı. Biz bilimi, öncelikle bilime önem veren, bilimin, hukukun ve evrensel değerler ışığında yol haritasını çizen ve bu yön üzerinde siyasetimizi de belediyeciliğimizi de bu yönde yapıyoruz. O nedenle de bizim bilim kuruluyla birlikte hukuki açıdan ve coğrafi her türlü yönden incelenecek ve bugün o toplantımızda yapacağız. Hı. Bunu da kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız. Peki tekrar kentsel dönüşüme geçersek, Avcılar'da yaşayan insanlar, özellikle evlerinin bulunduğu kesim, kentsel dönüşüme giren insanlar size yanınızda yer almak istiyorlar. Yani sizden evet. kendilerinin garantisi olmanızı, kendilerinin koruyucusu olmanızı istiyorlar. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Çünkü biz gerçekten öyleyiz. Halkçı
belediyeciliğimizde halkımızın haklarının yanında olan bir anlayışımız vardır her zaman. Bizim 3 tane kırsal mahallemiz var. Tahtakale, Yeşilkent ve Firizköy. Firizköy'ün de bir kısmını. Burada yapılanma kesinlikle ruhsattan bağımsız, ruhsat olamamış. Yani yapılanmaya açılmadan burada bir kent inşa edilmiş. O nedenle de ve şu anda ora üzerinde kentsel dönüşüm planlanıyor. İmarsız burada bölge. Burada imarsız bölge ve oradaki insanlar yok sayılarak yapılıyor. Biz de orada yaşayan insanların da varlığını göz önünde bulundurarak, onların kentleşme ihtiyaçları da sağlanarak ve sağlıklı bir kentleşmenin yapılabileceğini savunuyoruz. Onların eğer bir dönüşüm de yapılacaksa, imar hakları mutlaka verilmeli. İmar planı tabii ki yapılmalı. Ama burada yaşayan insanlar göz önünde bulundurularak yapılmalı. Eğer yapılacaksa bir dönüşüm, mutlaka yerinde dönüşüm yapılmalı. Yerinde dönüşüm. Evet, bunu savunuyoruz. Bir kentte yaşamanın ihtiyaçları karşılanarak, kültürel, sosyal yönden, eğitim, okul, sanat, park, her şeyinde karşılanabileceği ve konut ihtiyaçlarının da en iyi şekilde giderildiği, o insanların borçlandırılmadan ve buradan göç ettirilmeden çözüldüğü bir çözüm öneriyoruz ve bunun için de çalışmamızı yapıyoruz. Biz bu çözümü halkın önüne koyacağız, herkesin önüne de. Rantçı değil, yerinde dönüşümden yana izliyorsunuz yani. Halkçı, evet. Halkçı, rantçı değil halkçı. Slogan da güzel oldu. Evet. Sevgili Başkan, kültür sanat alanında başka neler yapıyorsunuz? Evet. Şimdi bir kentin, kentler insanlara benzer. Bizim o yüzden de hekimler siyasete ve yerel yönetimlere çok ilgi duyarız. Aslında ben şu anda mesleğimi yapıyorum bir doktor olarak. Dünya Sağlık Örgütü. Şehir doktorluğu yapıyorsunuz. Evet. Dünya Sağlık Örgütü sağlığı şöyle tanımlar. Sağlık sadece bedenen değil, ruhsal ve sosyal yönden iyi olma hali olarak tanımlar. Yani bedenen, ruhen ve sosyal yönden iyi olma halidir. Aslında evet. Sağlık. Şu anda yaptığımız iş de sosyal sağlık olarak düşünüyoruz. Kentleri biz insanlara benzetiriz hekimler. Onların kültürel donanımlı beynidir. Bir kentin beynini ne kadar güçlendirirseniz, beslerseniz sanat yönünden, kültürel faaliyetleri yüzünden o kadar gelişkin olur. Aynı bir canlının nasıl beyni ne kadar gelişmişse, gelişkin bir şey gelişmiş, evrimin en üst düzeyinde gelişmiş bir canlı oluyorsa, kentler de öyledir. Sosyal ve kültürel yönden geliştirilmiş bir kent o kadar uygar bir kenttir. O nedenle de buna çok önem veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Avcılar afet bölgesi, deprem bölgesi ve tıpkı Soma'da meydana gelen katliam diyoruz biz ona, katliam gibi. Evet. Yani Allah korusun diyoruz ama ileride böyle bir şeyde depremin olasılığı yüksek bu bölgede. Ama hiçbir tedbir henüz alınamamış. Siz geldiğinizden itibaren yeni bir şeyle başladınız bu işe de. Nedir tabii. Bu? Afete hazır belediyecilik evet. Anlamında mı? Biz tabii gelir gelmez yaptığımız şey önce bir envanterini çıkarmak. Ne kadar ağır hasarlı konut var? Bunlardan yıkılmamış olan kalmış mı? Devlet çıkartmamış bunu daha. Şimdi tabii çıkarılması gerekiyor. Daha önceki belediyenin verilerinden de aldık. Yıkılmamış hiçbir konut kalmayacak. İki tane konut vardı. Onların hemen yıkılma kararını da alarak devam ettik. Ve biz Avcılar'da ağır hasarlı olup yıkılmamış konut kalmayacaktır. Orta hasarlı olanların hep evlerine daha önceden gönderilmiş tebligat da gönderip evlerinin binalarının tekrardan hasar tespitlerini yaptırıp kentsel dönüşümden de faydalanmak üzere tebligat gönderdik. Evet. Dahası 2000 yılından önce yapılmış tüm binalara hasarlı olsun olmasın evlerinin güvenliğini tespit ettirmelerini ve bizim de yeni kurmuş olduğumuz plan proje müdürlüğünü ve buna bağlı kentsel tasarım şefliğini kurduk. Buraya başvurmalarını da istedik. O nedenle de buraya başvuracaklar. Biz de onların evlerinin yeniden dönüştürülmesini de sağlamış olacak. Direkt belediyeye mi başvuracaklar? Evet, belediyeye başvuracaklar. Hemen biz belediyenin numarasını, telefon numarasını altta yazalım. Şimdi yani tebligatlarını aldıktan sonra bizlere gelecekler ve onlar evlerinin ölçümlerini yaptırdıktan sonra biz onlara yeniden evlerini yapma ile ilgili yön vereceğiz. Şimdi
Okuduklar, özür dilerim, okuduklarını anlamazlarsa telefonla ulaştıklarını burada anlatacak tabii, bilimler tabii, var değil mi? Avcılar Belediyesi'ne evet, her zaman şu anda yayınlamış olduğumuz telefon numarasından ulaşıp konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz evet, sevgili izleyiciler. Biz çok duyarlıyız. Halkımız da bu konuda duyarlı olmaya da davet ediyoruz. Şimdi burada bütün depremle ilgili acil afet planlarını tekrar gözden geçirdik. Biz burada herhangi bir afet, Avcılar deprem bölgesi, heyelan bölgesi, burada herhangi bir patlama ya da başka bir şey olduğunda bu kentin nasıl tahliye edileceği, nerede toplanacağı konusunda toplanma alanlarının varlığına kadar hepsini gözden geçirip bu afet planımızı da tekrar gözden geçiriyoruz. Bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Halkımız da burada katılacaktır. Ona da inanıyoruz. Onları da katılımcılığa ve duyarlılığa davet ediyoruz. Çok güzel. Eğitici ve istihdamı destekleyen belediyecilik demişsiniz. Bu nedir? Evet. Şimdi yeni iş yasasında aynı zamanda da istihdamla ilgili olarak da herkesin kendi talip olduğu işle ilgili eğitimlerin de almış olması gerekiyor. Biz burada herhangi bir şekilde hangi mesleği icra ediyorsa etsin, hangi işe talip olursa olsun, bir temizlik bile olsa onunla ilgili eğitim alması konusunda katkılar sunacağız. Bizim Kültür Müdürlüğümüzün kapsamında diğer yine sosyal işlerle ilgilenen müdürlüklerimiz eğitim ve donanımlarını artıracaklar. Sertifikasyon verecekler. Bir yandan da biz onların, halkımızın iş edilmesi için çeşitli çalışmalarımız var. Hı. Onların hem eğitimle mesleki bilgi, beceri sahibi bir de iş sahibi olmasını istiyoruz. Bunu da çok önemsiyoruz istihdamı. Avcıların en önemli sorunlarından birisi, bir ay önce yine konuşmuştuk sizinle, trafik sorunu, araç gürültüsü. Bu konuda çalışmalar başladı mı? Başlayacak evet. mısınız ya da? Şimdi avcıların trafiğini çözmekte, avcıların girişindeki o meydanlık alanı açmakla çözülebileceğini de bildiğimiz için bununla ilgili her türlü hukuksal çerçevede olsun, İstanbul Büyükşehir'le olsun bütün görüşmelerimizi de yaptık. Avcıların meydanı açılacak girişte ve avcıların o yol alanları ve girişi açıldığı zaman trafiğimiz çok daha fazla rahatlayacak. Dahası biz avcıların deniz kenarında diyoruz, göl kenarında ama denizden herhangi bir trafiğinden faydalanamıyoruz. Deniz trafiği yoktu. Bununla ilgili olarak girişimlerimizi de yaptık. Avcılar Meydanı'nda bu metrobüslerin olduğu alanı denize bağlayacak bir yol güzergahını da yapılarak aynı zamanda deniz otobüsü seferlerini de katılarak hem de deniz ulaşımından da faydalandıracağız. Onun için de bu çalışmalarımızı yaptık, altyapısını da oluşturduk. Kısa zamanda orası da açılacak. O otobüs terminallerinin olduğu avcıların gelişine evet. o özel terminali de taşımak üzere terminalimizi de yapıyoruz. Peki Büyükşehir bu konuda zorluk çıkartmaz mı size? Biz halkımızın haklarını o kadar iyi bir dille ve o kadar hazırlıklı istiyoruz ki bize hiç kimse zorluk çıkarmıyor aslında. Biz hazırlıklı gidiyoruz. Önceden benim avcılarla olmam, avcıların sorunlarına da vakıf olmamız bu konuda da çok istekliyiz ve hazırlıklıyız. O nedenle de şu ana kadar kimse bize zorluk çıkarmadı, çıkarmayacağını da umuyoruz. Peki doktor olarak halkın sağlığıyla ilgili bir çalışmanız var mı burada? Evet, işte yaptığımız işte diyoruz aynı zamanda sağlık hizmeti. Tabii ki. Sağlıkla ilgili de biz ilçe burada sağlık müdürlüğümüz, belediye sağlık müdürlüğümüzün biz işte engelli ziyaretleri, yaşlı ziyaretleri, sonra nakillerin yapılması, hasta nakillerin yapılmasındaki sistemimizi gözden geçiriyoruz. Biz şimdi mahallelerde danışma evleri koyduğumuz zaman sağlık danışma da koyacağız. Evet. Şimdi sağlıkla ilgili bir sıkıntısı olduğunda çözümü de ulaşamıyor. Gideceği yer konusunda sıkıntı çekebiliyor. Ben işte avcılarla olduğum cep telefonumu da herkese verdiğim için sağlık sorununda bile beni bireysel olarak arayabiliyor. Şimdi arıyor, ben yapmaya çalışıyorum, yönlendiriyorum ama bunu sistematik olarak yaparsak sağlık sorunlarının da bize ulaştığında belediye olarak bu danışmanlık görevlerimizi de vererek aynı zamanda hizmete en kısa zamanda ulaşmasını da sağlayacağız. Evet. Peki başkanım, avcılarda üniversitenin önemli bir yer olduğunu biliyoruz. Evet. Ama üniversiteleri kazanamayan bir kent olduğunu da biliyoruz. Bu konuda çalışmalarınız başladı evet. mı? Evet. Üniversitenin avcılara entegrasyonu. İstanbul Üniversitesi'nin çok büyük bir kampüsü var. 20 bin tane öğrenci ve çalışanlarıyla birlikte 25 bin. Ve bunlar çoğunlukla da metrobüse binip başka ilçelere gidiyor.
ve kendisi yaşamla ilgili alanların bile başka ilçelerde, hatta Taksim'e giderek değerlendirebiliyor. Biz avcıların zaten entegrasyonuna çok önem verdiğimiz için bununla ilgili çalışmalarımızı da yaptık. Avcılar da şu anda avcıların üniversite öğrencileri geldiğinde nerede kalacağı yurdu henüz belli olmadan önce onlara konuk evimizi yapıyoruz. Öğrenci, misafir. Aynı geçici barınmaları, evet, yani. Evet. Öğrencileri önce misafir edeceğiz. Daha sonra onların okullarına ve evlerine yerleşmesinde biz o basamağı sürdüreceğiz. Şu anda da bitmek üzere misafirhanemizde. Evet. Bu kadar hızlı çalışmasını da yapıyoruz. 300'ün üzerinde odamız var. Yeni eğitim dönemine yetiştiriyoruz. Yeni eğitim dönemine, bu döneme yetiştirmeye çalışacağız. Olmasa da gelecek zaten bu hazırlanmış olacak. Ve bu fonksiyonumuzu da sürdürmeye devam edeceğiz. Üniversitedeki yapılan bütün faaliyetlere bizzat giderek de katılıyorum aynı zamanda. Üniversitenin entegrasyonunda işte konservatuvarımız da burada çok önemli bir faktör olacak. Yarı zamanlı olarak öğrencileri alıp onların bizim mahalle stajlarına göndermek de diğer bir entegrasyon. Çünkü üniversite öğrencisi donanımını tamamlamış kişi değildir. Buraya gelip eğitimini alırken mesleki açıdan onların spor yapması ve sanatla uğraşması da gerekiyor. Biz de onlara spor ve sanatla ilgili olarak kendi donanımlarını artıracak olanaklar sunacağız. Evet. Onları misafir edeceğiz konuk evlerimizde de. Onların avcılarda yaşam alanları da oluşturarak özellikle avcılar meydanını üniversite öğrencilerinin yaşam, kültürel faaliyetler yapabilecekleri açık alanlar haline de getirip, açık ve kapalı alanlar haline getirip onların da aynı zamanda burada kalmasını sağlayacağız. Bununla ilgili önemli adımımız da misafirhanemizdir ve konservatuvarımızdır. Evet, Tarih ve Turizm İlçesi Avcılar. Evet. Ama tarihinden, turizminden yararlanamayan bir avcılar var elinizde. Evet, evet. Bununla ilgili çalışmalar nelerdir? Tabii bir İstanbul'da bir öğren kenti var. İşte Batoniya antik kenti. Ve su yüzüne çıkarıldığını düşünün. Biz bu kadar güzel bir coğrafyası var. Göl kenarında, deniz kenarında. Göl kenarına geldiğinde insanlar biz İstanbul'a, merkezine yakın böyle güzel bir yer görmedik diyebiliyorlar. Hatta biz o göl kenarındaki bizim çok büyük bir park alanımız var. O kadar geniş bir alan ve orada amfiteyatrosuna kadar. Hatta biz Nuri Bilge Ceylan'ın işte burada işte filmin galasını yapmasını istediğimiz ve davet ettiğimiz yer de burası. Burayı gerçekten İstanbul'u gördüğünde hayret edecektir. Gıpte ile işte göl manzarasından tarihi yerlerin bir dokunun içinde bir doğa harikası yer aslında avcılar. Geçmişte İstanbul'dan buraya balıkçılara gelirlermiş. Evet. Ama şimdi... Benim ailem İstanbul'da avcılarda biz yazlık olarak yerleştik. Kışın Ankara'da oturuyorduk. Evet. Yazın avcılara yazlık denize olarak aldık deniz köşklerde. Ve yazın işte o sayfiye denizden işte balıkçılar geliyorlar. Akşam yanaşıyorlar. Onlardan balık alıyorsun. İnanılmaz güzel. Ama şimdi yok yani. Kenttir. Evet. Evet. Zaten ilk yerleşim alanı işte Ambarlı, Merkez ve Fürüzköy olmak üzere bir doğa harikası yer. Şimdi kent konseyimizde geniş çaplı olarak da oluşturup ve aktif hale de getiriyoruz. Biz halk için, halkla beraber ve onlarla el ele yöneteceğiz. Ve halkımız da bunu biliyor zaten. Sosyal belediyeciliğimizin verdiğimiz sözleri daha 2 aylık dönemde hayata geçirdik ve yapmaya da devam ediyoruz. Avcılarda çok güzel şeyler yapacağız. Avcılar halkının kendisiyle avcılarla olmaktan gurur duyduğu, bütün dezavantajlı grupların bunların dezavantajlarının avantaja çevrildiği, ulaşılabilir ve halkçı belediyeciliğimizin de burada halkın isteklerine cevap verildiği ve sevgiyle hizmet edildiği bir yer olacak. Evet sevgili izleyiciler, avcılara, avcıların sahillerine, üniversiteye, kadınlara, çocuklara, yaşlılara doktor eli değmiş, kadın eli değmiş. Avcılar 2 ayda biraz farklı olgunlaşmaya başladığını göstermiş. Ancak dedi ki programın başında, şimdi başlamış olduğumuz noktada anlatalım. Gelecek projelerimizi daha sonradan anlatırız. Sürprizlerimiz çok dedi. Biz de o sürprizleri bekliyoruz. Bugünkü sohbetimiz için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz. Halk TV ekranlarından sizleri görmekten mutluluk duyacağız her zaman. Çok teşekkür ediyorum.